Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir insan yiyeceklerini, içeceklerini yolculukta devesinin üzerine koysa, yolculuk yaparken bir dinleneyim dese, devesinden inse, biraz dinleneyim dediği yerde uyurken bir de devesi kayboldu. Yiyecek lazım, yiyecekler devede. İçecek lazım, içecekler devede. Adam felç oldu. Çölün ortasında kaldı. Sağa baktı, sola baktı, önüne baktı, arkasına baktı. Deveyi bulamadı. Adam bir çare kaldı. Koştu. Sağda, solda deveyi bulamayınca yorgunluktan bir ağacın dibine süzülmüş, biraz dinleneyim demiş. Ağacın dibinde biraz dinlenirken uyuduktan sonra uyanmış. Bir de bakmış ki deve gelmiş, böyle yuları kafasının üzerinde sallanıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam devesini görünce o kadar sevinmiş ki Cenab-ı Hakk'a şükretmek için heyecandan cümleleri değiştirmiş. Ey Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim demiş heyecanında. Bu adamın ne kadar sevindiğini düşünebilir misiniz? Cümleleri ters kurduğunun farkında değildir. İşte o devesini bulan ne kadar sevindiyse, yolunu şaşıran, haramlara, günahlara daldıran bir insan, "Aa, ben ne yapıyorum? O Rabbime nasıl ben sırtımı çevirebilirim? Estağfurullah, pişman oldum. Allah'ım ben geldim, beni kabul eyle." dediğinde o devesini bulanın sevindiğinden daha fazla Allah sevinir.